Sayın seyirciler, ne polis barikatı ne biber gazı onların topraklarını savunmasına engel olabildi. Antalya'da 2B mağduru köylüler yine eylemdeydi. Ancak bu kez polis milletin efendisine sert müdahale etti. Erkekleri yaka paça götürdü, köylü kadınlara da kelepçe taktı. Eylemde 30 köylü gözaltına alındı. Çok mu yakını bunun ya? Tamam. Tak kelepçesini. Tak. Arkadaşlar tak, şu kelepçeyi gönderelim. Siz boşaltalım şurayı beyler. Evet bayanlar gelin boşaltına. Bayanlar gelin boşaltına. Bayanlar gelin boşaltına. Tamam gözaltına diyorsunuz. Alın gözaltına şunu. Görüntüler Antalya'dan. Polisler hakkını aramak için eylem yapan 2B mağduru köylüleri Antalya'nın Aksu ilçesinde kelepçe vurdu. Aksulu köylüler ellerine bayraklarını aldılar ve güne yine eylemle başladılar. Ermenistan'dan da gelmedik. Biz burada doğduk, burada öleceğiz. Milletimize bir bakın, bakın rezilliğine, kefazeliğine. Rezilliğinize bakın. Biz sahibi böyle olsun diye mi yapılıyız? Yazıklar olsun. Seslerini duyurmak için her yolu deneyen köylüler yine Antalya-Alanya karayolunu trafiğe kapatmak istedi. Ancak Antalya Emniyeti 500 köylünün karşısına 2000 polisle çıktı. Barikat köylüleri durduramadı. Bahçelerden, tarlalardan koşarak geçtiler. Sayıları giderek çoğaldı ve Antalya-Alanya yolunu kısa süreli trafiğe kapattılar. Yerini yurdunu terk etmek istemeyen yurttaşlar lastik konteyner ve kaldırım taşlarıyla polise barikat kurdu. Direnen köylülere polisin müdahalesi sert oldu. Darp edilen ve tartaklanan köylüler yetmezmiş gibi gözaltına alındı. Alın ya, alın gözaltına. Polisin sert müdahalesi köylüleri kızdırdı. El kaldırmıyor, yumruk vurmuyor, tekme vurmuyor, silah sıkıyor abi. Gözaltı araçlarının önüne dizildiler. Polis gözaltına alınanları bırakmayınca köylüler oturma eylemi başlattı. Oturma eylemini sürdüren bir kadına polis sert müdahale etti. Kalkmamakta direnen köylüye polis kelepçe taktı. Eylem devam etti ancak polis 30 kişiyi gözaltına aldı. Polisin gözaltına aldığı köylüleri alkol muayenesine götürdüğü öğrenildi. Öte yandan 2B mağdurlarını İşçi Partisi Antalya İl Başkanlığı da yalnız bırakmadı.